diyebilir miyim? Daha kalbimin çarpıntısı geçmedi. Yani tam yayın öncesi nasıl bir kavga mı diyeyim Gamze? Ana, he? Ne oldu? Bu, yani inatlaştınız çok fazla. İzleyici ne olduğunu bilmiyor. Ben anladığım kadarını anlatayım. Evet. Yönetmenim işte kayda girmek için son sayılıyor. Ellerinde bir tane bohça var. O oradan çekiştiriyor, oradan çekiştiriyor. O diyor açacaksın, o diyor açmayacaksın. Açacaksın. Evet. Ah! Nasıl yani Gamze? Evet. Neden? Ne var o bohçada? Kayınvalidemin bana evlenirken yapmadığı bohçayı ben evlendikten 1,5-2 sene sonra yapıp getirdi ve ben bunu kabul etmedim. Ama ben onu çıkartmak istemiyorum. Yani onu da çıkartmanın bir anlamı yoktu ki Gamze. Yani göstermenin de bir anlamı yok. Göstermenin de bir anlamı yok. Doğru mu anladım? Kayınvalidenin yani şimdiye kadar yapmadığı, şu an yaptığı bohçayı buraya getirdi. Evet. Evet, yani bunlara gerek yoktu. Sema ablacığım, bu bohçayı verirken çekinmiyorsunuz da el içinde açılınca mı çekiniyorsunuz? Her şey zamanında Nursel Hanım, 7 sene önce yapılması gereken bir bohça. 2 sene sonra yapılıyorsa tabii ki de kabul etmem. Açılmasını istemeyen sensin Sema, doğru mu? Evet, benim hiç gerek yok bunlara. Getirdin ya, getirmişsin. O değil. Ben getirmedim. Gamze Hanım getirmiş, göstermek istemiş. Ben de diyorum ki yani gerek yok bunlara. Gerek yok, ne gerek var? Evet. İstemiyorum, hiç istemiyorum ben. Niye, bohça güzel bir şeydir. Evet. Güzel bir şeydir de aradan uzun bir zaman geçmiş yani bunları... İçeriği mi? Bohça nerede Yiğit? Ha, ver bakalım ya. Allah. Meşhur bohça. Güzel. Mis gibi bohça. Azıcık daha dolabilirmiş ama. Aynen, çok azmış. Azıcık şöyle madem. Aynen. O bohçacık bu olmuş biraz. He? Bohça evet olamamış, bohçacık olarak çok kalmış. Çok merak ettim. Bakalım mı Nursel Hanım? Bir şeyi var mı bunu ya? Bunu getirme amacın ne? Rezil mi etmek istiyorsun? Ben doğum ediyorsun. Rezil etmek istemiyorum tabii ki de. Asla öyle bir şey değil. Zamanında yapılmayan bir bohçayı şu an göstermek istiyorum. O yüzden getirdim. Ama beğense getirmeyi ben doğum için getirmiş. Açmak için şu an ölüyorum, bitiyorum, mahvoluyorum. Şöyle yapalım, bir an önce yemeğe girmek gerek kızlar. Bu yemeğin daha pişme süresi var. Bu bohçayı kritikte açalım. Açmayalım tek bence. Hiç gerek yok bence Nursel Hanım. Yani açmaya gerek yok bence. Ben getirdim açılsın diye. Çok anlamsız bir şey diye düşünüyorum şu an. Bu nişan bohçası. Olmasını, doğum evet yapıyor Gamze. Bohça yapmaya karar veriyorsun. Değişik ne yani alakası, gerçekten. Aynen, ne alakası. O da getirmek istemekte ve göstermek istemekte. Haklı sanki. Ben gereksiz buluyorum Nursel Hanımcığım. Açmayı. Evet. Sema Hanım, niye kızıyorsunuz, açtırmıyorsunuz 2 yıl sonra? Utanıyorsanız 2 yıl sonra yengenize verdirmeseydiniz bohçayı. Yani açılmasa daha güzel olacak. Bohçaya mı güvenmiyorsun? Bence ben. Bence bohçanın içeriğine mi güvenmiyorsun? Yengeme güveniyorum da yani bu kadar zaman sonra bu bohçanın burada kız, olmaması bohça gerekiyordu. Kız bohça niye yapılır? Bohça niye yapılır? Hiç. Açılıp açılıp herkes görsün diye. Ha? Aynen, ben herkes görsün diye getirdim. Bayağı da eleme şeyler var ha, görüyorum. Bence kayınvalide gelin gözükmüyor bohçası değil, gelin doğum yaptıktan sonra torun bohçası getirmiş. Ha, değil mi? O olabilir biraz alakasız. Bir tersine gitmiş vurayım da demiş olabilir. Bu ama nişan aynen bohçası olarak gelmiş evet, sana. Evet. Doğru değil doğru mi? Allah Allah, değişik, tersin çok olmuş. Değişik. Evet, biraz öyle oldu. Ay, ne bohçamış ya. Bir bohçanın 2 yıl sonra geldiğini yeni duydum. Rabia'cığım, zamansız da olsa bohça olur mu? Olmaz. Ya. Hiç kıymeti kalmadı. Her şey zamanında gerek. Öyle mi diyorsun? Tabii ki. Evet. Belki yapamadı o zaman. Yapaydı. Niye yapamamış? Ne beklemiş? O da yemekler gibi. Gelin getirdiği haklı. Aman bohça bohça diyorsunuz. Akıllarda şüphe kalmasın. Açın da görelim bir ne varmış. Bize göstermek evet, istemekte haklı. Bakalım haklı mı yani? Aynen, bakalım. Kayınvalidesi istemese de bakalım mı? İstemesin. İstemese ayıtmış getirdiğini. Tamam. Rabia'nın büyük sözü dinlerim ben. Kritikte açalım. Öyle uygun gördü. Teşekkürler aşkım. Doğru. Ya ister istemez Semacığım, bizim de aklımıza şöyle şeyler geliyor. Bu erkek tarafından yapılmış, gecikmiş olan aynen bir bohça. Evet. Erkek tarafından biri yok 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 açmayın diyorsa... He, bir sakınca vardır. Merak uyandırıyor. Uyandırıyor. Yani şu an o bohçanın orada olmasının bir anlamı yok ben. Niye canım, getirdim yani. Bunu yapmamalıydım. Bunu sana ne zaman verdiler? Hiç gereksiz bir şey bence.
Sonuçta yengem getirmiş. Geç de olsa yani, düşünmüş yine de. Hafif olduğunu söyleyebilirim. Hurç dolmamış, onu söyleyebilirim. Gördüğüm kadarıyla içi el işi dolu ama neden semanım açılmasını istemiyor orasını bilemiyorum. Aynen. İznini alırız. Kritikte bu bohça gelmiş. Bakılmaz mı? Aynen. Bakılır. Bakılır. Bakılması bakılır. Lazım. Ben istemiyorum açılmasını. Ya bu devirde bohça mı kaldı artık? İnanamıyorum size ya. Bir de gelmeyen bohçayı 2 yıl sonra getirmişsiniz. Ona hiç inanamıyorum. Bu bohça kimin şu an? Ben Gamze'yi dinlerim Sevancığım. O kadar basit. Ben zaten görmeniz için getiririm. Vallahi Gamze'ciğim ben olsam o bohçayı hemen açtırdım. Sonuçta sana ait bir şey değil mi? Anlaştık o zaman ama kritiğe kadar bekleyeceğiz. Aynen. Ay merak ettim. Ay nasılsınız? Keyifler nasıl? Harikayız. Son 4 gün, inanılmaz çok bir kritik, 4 gün sizi bekliyor. Stres. Yürekler ağızda.